Bize gelen sorulardan sıklıkla şu da vardır. Aslında sadece yani bu internet ortamında değil, birebir hastalarla yaptığımız görüşmelerde de yapılan ameliyatlar sonrasında veyahut da işte yapılan işlemler sonrasında da çok sık sorulan bir soru vardır. Burası şişer mi? Bu şişlik ne zaman geçer? Şimdi şişlik aslında ödemdir. Yani biz bir ortopedi doktoruna gittiğinizde belki de işte en sık duyacağınız şeylerden bir tanesi ödem olmuş. Nedir bu ödem? Bazıları da çok korkutur. Ödem, işte ödem olmuş, omuzunda ödem meydana gelmiş. Mesela ağrıyordur omuzu, doktora gitmiştir, MR çekilmiştir, MR'da görürsün ödem. Veyahut da bir ameliyat olmuştur, dizinde şişlik başlamıştır. Bu nedir? Bu da ödem. Ödem aslında vücudun bir savunma sistemidir. Son derece fizyolojik bir olaydır. Yani bunu son basit bir mekanizmayla anlatmak gerekirse, nasıl ki elinizi bir yere vurursanız dışarıdan bir şişlik görürsünüz. Veyahut da vurmanıza da gerek yok. Böyle bir 20-25 defa duvara bir sürttüğünüz zaman göreceksiniz ki burada bir kızarıklık meydana gelecek, bir şişlik olacak, bir değişiklik olacak yani sonuçta. Bu nedir? Burası vücut diyor ki burada bir olay meydana geldi, ben bunu onarmaya çalışıyorum. Bunun için de buraya yardımcı hücreleri çağırdım. Bir enflamasyon. Şimdi hastalar bize gelip burada hocam iltihap varmıştı. Şimdi iltihap bambaşka bir şey. İltihap mikrobik olan bir şeydir. Yani dışarıda bir bakteri vardır, virüs vardır, mantar vardır. Yani bir mikroorganizma vardır içinde. O iltihaptır. Bu ise enflamasyon. Enflamasyon burada bir reaksiyon olduğunu gösterir. Bu da aslında vücudun hem bir savunma sistemi hem bir onarım mekanizmasıdır. Şimdi çok kullanılan yerde de işte biraz önce verdiğim örnekteki gibi bir yere sürtmeyle veyahut da bu dışarıdan gördüğümüz bir şeydir. Aynı şekilde omuzda da sürtünmeyle meydana gelen bir enflamasyon kemikte de bazen ödeme yol açabilir. Şimdi kemikte ödem var deyince sanki böyle kansermiş, tümörmüş, böyle acayip bir şeymiş gibi kulağa gelebilir ama aslında değil. Sonuçta orada bir vücudun savunma sisteminin devrede olduğunu gösteren bir mekanizmadır. Ha, enflamasyonun tabii daha farklı sebepleri de olabilir. Mesela romatizmal olaylarda da olabilir, bir tümörde de enflamasyon olabilir. Ama sonuçta her enflamasyon insanı alarm durumuna getirmemesi lazım. Şimdi diğer mesele ise işte mesela kalça ameliyatı oluyor, diz ameliyatı oluyor veyahut da işte bir menisküs ameliyatı oluyor, protez yapılıyor, menisküs ameliyatı oluyor, daha basitinden bahsedeyim. Bunlar sonrasında da dışarıdan bir müdahale olduğu için vücudun buna bir tepkisi meydana geliyor. Ve bu tepkide işte geçmeyen veyahut da uzun süre devam eden ödeme yol açabilir. Şişliklere yol açabilir. Şişlik insanı niye rahatsız eder? Birincisi görüntüden rahatsız eder. Yani iki tarafı karşılaştırdığınızda ameliyat olan veya darbe gören taraf öbür tarafa göre daha farklı görünür. Daha dolgun, daha parlak görünür. Bu insanı bir rahatsız eder. Asimetri olduğu için. İkincisi bir dolgunluk ve ağırlık hissi verir. Yani yürüme sırasında o taraf sanki daha gergin hissettirir kendini. Bir üçüncüsü ise bu gerginliğe bağlı hem dokulardaki esneme hem de ciltteki esneme nedeniyle ağrı meydana getirir. Bir dördüncüsü ise bu gerginlik aynı zamanda hareketleri kısıtlar. Yani nasıl bir balonu, uzun balonu düşünün. İçindeki hava azken nasıl rahat bükülür ama şişirdiğiniz zaman zorlanmaya başlar. Bu ekstremite dediğimiz işte bacakta veya koldaki şişlikler de bu hareketleri maalesef ki bozar, zayıflatır ve kısıtlar. Bunların hepsi hastalığı rahatsızlık meydana getirir. Şimdi bize sordukları soru şudur, bu ödem ne zaman gider? Mesela bir kalça protezi sonrasında veya bir diz protezi sonrasında bu ödem ne zaman gider? Ya bu insandan insana çok değişkenlik gösteren bir şeydir. Yapılan işleme göre çok değişkenlik gösteren bir şeydir. Yani bir hafta 10 gün süreni vardır, geçer. 6 ay sürüp geçmeyeni vardır. Bunda tabii ki hastanın yaşı, ameliyat öncesindeki durumu gibi çok önemli faktörler vardır. Mesela ameliyat öncesindeki durumu nedir? Mesela bir dolaşım bozukluğu vardır. Lenfödemi zaten öncesinde de vardır. Mesela solla sağ karşılaştırdığınızda veyahut da iki tarafı da başka bir bireyle, aynı yaştaki bireyle karşılaştırdığınızda dolaşım problemi olduğu dışarıdan ameliyat öncesinde bellidir. Bacak daha şiştir, daha kızarıktır. Şimdi siz bunu ameliyat ettiğiniz zaman tabii ki daha dolaşımı normal olan birine göre ameliyat sonrasında bu ödemin geçmesi
ve dolayısıyla da şikayetlerin azalması tabii ki daha uzun süre almaktadır. Bazı hastalarda varisler vardır. Bunlar da mesela ameliyat öncesinde bulunan varis, ameliyat sonrasındaki şişliğin geçmesini engeller veyahut da uzatır. Bunun haricinde şeker hastalığı gibi ekstra problemler vardır. Kilo çok önemlidir. Mesela yağ dokusunun fazla olması oradaki dolaşımın daha zayıf olmasına ve dolayısıyla da şişliğin daha uzun süre devam etmesine sebep olabilir. Dolayısıyla ameliyat sonrasındaki devam eden şişlik hem ameliyat öncesindeki duruma bağlı biraz geçmesi hem de ameliyat sırasında yapılan işlemlere de bağlı. Bir de bunların tabii tedavisi var. Yani biz şişlik var bu olur diye geçmeyiz. Bunlar özel varis çorapları giydirilebilir. Geriye doğru sağma yöntemiyle masajlar yapılabilir. Yani ayak ucundan geriye doğru sağma yöntemiyle o biriken sıvının ve kan dolaşımının artması için, biriken sıvının gitmesi ve kan dolaşımının artması için geriye doğru yapılabilecek özellikle yağlarla, işte zeytinyağı olabilir veya kantoran yağı olabilir, sıvama yöntemiyle, sağma yöntemiyle bunun dağılması sağlanabilir. Özel pneumatik cihazlar vardır. Ayağa takılıp pantolon tipinde basaraktan oradaki kan akışını hızlandıran bu yöntemler vardır. Bazı ilaçlar vardır dolaşımı artırıcı. Bunlar yapılabilir. Biz bu tip olaylarda eğer ameliyat sonrasında yürüme ve basma imkanı varsa bir an önce bunları yaparız. Çünkü sonuçta üstüne basar ve yürürse o kasların pompa görevi yapmasıyla o ödem de yavaş yavaş vücuda dağılacaktır. Yani ödem gerçekten bizim ameliyatlar sonrasında çok sık karşılaştığımız bir problemdir. Bunda sadece hastanın yapısı falan önemlidir bunlar ama sadece bunlar tek başına etken değildir. Sonuçta bu ödemlerin büyük bir bölümü alt tarafta meydana gelir. Bunun da en büyük sebebi tabii ki hidrostatik basınçtır. Kanın hidrostatik basıncı yani aşağıya doğru süzülme eğilimidir yer çekimiyle. Bunlar da aşağıya doğru birikime yol açar. Onun için biz hastaları bir an önce yürütürüz ki yürüsün. Yani şimdi ayakta durduğu zaman şişlik artar ama yürüdüğü zaman kas pompa gücüyle bunlar yavaş yavaş dağılır ve şişlikler azalır. Ayrıca ayağın yukarıda tutulması yani kalp seviyesinin üstüne çıkartılması da bu hidrostatik basıncın geriye doğru dönüşerekten dolaşımın tekrar kalp düzeyine doğru çalışmasına yol açacaktır.